Buffett'in bir Gomis'ten transfer açıklaması. Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Buffett'in bir Gomis Fransız basınına önemli açıklamalarda bulundu. Futboldaki geleceği ve Saint-Étienne'e geri dönüşü için konuşan Gomis, Fransız ekibi için kapıyı kapatmazken kariyerinin sonuna yaklaştığını ve Saint-Étienne'de danışman olarak görev alabileceğini söyledi. Gomis, hiçbir şey durdurulamaz. Saint-Étienne spor koordinatörü Loïc Perrin gibi liderlerle ve başkanlarla her zaman konuşuyorum. Tabii ki futboldan hemen sonra teknik direktör olmayacağım. Teknik direktörlük konusunda genel yeteneklere sahip olduğumu düşünmüyorum ama kulübün organizasyon şemasında görev alabilirim ya da danışman olarak. Gelecekte neler olacak göreceğiz. Zamanı gelince kendime bu konuda sorular soracağım, dedi. Saint-Étienne'in altyapısından yetişen Gomis, 2005-2009 yılları arasında kulübün formasını giydi. 2017-18 sezonunda Galatasaray forması giyen 36 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise El Hilal'den ayrıldıktan sonra devre arasında sarı kırmızılara geri dönmüştü. Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Gomis, bu sezon 5'i penaltıdan olmak üzere 9 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray'da bomba gelişme. Galatasaray'ın Fatih Terim'le yolları ayırmadan önce Trezeguet, Gerson ve Elneny ile anlaştığı ancak tecrübeli hocanın ayrılmasından sonra transfer politikasının değiştiği öne sürüldü. Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların sürpriz bir şekilde ayrılması sonrası bir gerçek daha ortaya çıktı. Sarı Kırmızılılar'da tecrübeli teknik direktörle yolların ayrılma sürecinin hemen öncesinde 3 isimle anlaşma sağlandığı öğrenildi. Galatasaray'ın ikna ettiği oyuncular devre arası transfer döneminde kadroya katılmadı ve bu sezonun ikinci devresinde çıkışa geçti. Milliyet'in haberine göre Sarı Kırmızılılar'da Fatih Terim'le sürpriz şekilde yolların ayrılması ve Domenech Torrent'in göreve getirilmesiyle sadece hoca değişikliğinin olmadığı, aynı zamanda transfer politikasının da tamamen farklı bir rotaya girdiği öne sürüldü. Sarı Kırmızılı yönetim Terim'in belirlediği bu isimler yerine devre arasında Erik Pulgar, Buffett'in bir Gomis, Semih Kaya ve Iñaki Peña'yı kadrosuna katmıştı. Sarı Kırmızılılar'da Terim'in görevine devam etmesi halinde devre arasında 3 isim için talebinin olduğu ve bu oyuncuların İstanbul'a gelmeyi kabul ettiği belirtildi. Bu futbolcuların Beşiktaş'ta sözleşme imzalayıp kiralık olarak Çaykur Rizespor'a giden Gerson Fernandes, Arsenal'de top koşturan eski Beşiktaşlı Muhammed Elneny ve Medipol Başakşehir'le anlaşan Trezeguet olduğu ifade edildi. Galatasaray'a büyük onur. Futbol Benchmark'ın verilerine göre Avrupa'da 2022 yılının en değerli 30 kulübü arasında Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı. Aslan 344 milyon euro ile 27. sıraya yerleşirken zirvede 3 milyar 184 milyon euro ile Real Madrid bulunuyor. Futbol endüstrisine yönelik araştırmalar yapan Futbol Benchmark Avrupa'da 2022 yılının en değerli kulüpleri listesini açıkladı. 300 milyon euro ve üzerinde değerdeki kulüplerin değerlendirildiği sıralamada Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı. Geçtiğimiz yıla göre binde 3 değer kaybı yaşadığı belirtilen Sarı Kırmızılılar 344 milyon euroluk değeriyle 27. sırada bulunuyor. Galatasaray mevcut konumu itibariyle Benfica, Porto ve Aston Villa'yı geride bırakmayı başardı. Listenin ilk sırasında ise Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Real Madrid var. İspanyol devine biçilen değer %9'luk artışla 3 milyar 184 milyon euro oldu. Real Madrid'i 2 milyar 883 milyon euro ile Manchester United 2 milyar 814 milyon euro ile Barcelona takip ediyor. Listeye bu yıl dahil olan takımlar ise 541 milyon euro ile West Ham United ve 428 milyon euro ile Eintracht Frankfurt oldu. İlk 30 kulüp arasında en fazla değer yükselişi kaydeden kulübün de %35'lik artışla 578 milyon euroluk piyasa değerine ulaşan Milan'ın olması dikkat çekti. Galatasaray'a eski Liverpool'lu sürpriz golcü. Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi. Aslan yeni başkanını beklerken teknik heyet için de buna göre karar verilecek. Sarı Kırmızılıların ismi buna rağmen birçok futbolcuyla anılıyor. İşte Aslan'da forvet için adı geçen o isim. Cimbom Süper Lig'deki en kötü sezonunu geride bıraktı. Ligi 13. bitirerek tarihe geçti ve gelecek sezon Avrupa Liglerinde boy gösteremeyecek. Ancak Aslan buna rağmen yine de güçlü bir kadroyla sezona başlamayı hedefliyor. Halil Dervişoğlu'nun sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da forvet için kollar sıvandı. Sarı Kırmızılı ekip birçok isimle anılıyor. Bunlardan birisi de annesi Türk olan ve Türk milli takımında forma giymesi için uğraş verilen Ryan Brewster.
Yıldız oyuncu 2020 yılında 26 milyon euroya Liverpool'dan Sheffield United'a transfer oldu. 22 yaşındaki golcünün kiralanması planlanıyor. Brewster, Championship'te yer alan Sheffield'da bu sezon 14 maçta forma şansı bulabildi ve 3 gol kaydetti. Galatasaray, Manchester United'ın yıldızını transfer ediyor. Başkan ve hoca belirsizliği yaşayan Sarı Kırmızılılar'da transfer çalışmaları aksamadı. Galatasaray'da başkan ve hoca değişikliği yaşanacak olsa da transfer listesi büyük ölçüde belirlendi. Bu doğrultuda Aslan'ın gündemine yıldız bir oyuncu geldi. Fotomaç'ta yer alan habere göre Sarı Kırmızılılar, İngiltere Premier Lig'in dev takımlarından Manchester United'da forma giyen yıldız isim için transfer girişimlerine başladı. Galatasaray, Jesse Lingard'ı kadrosuna katmak için İngiliz deviyle görüşüyor. Sarı Kırmızılı yönetim Lingard'ın temsilcileriyle iletişime geçti ve yıldız futbolcunun menajerinden fiyat bilgisi aldı. 29 yaşındaki İngiliz oyuncunun kulübünde az forma şansı bulması ve Haziran ayında sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle Sarı Kırmızılara sıcak baktığı öne sürüldü. Aslan'ın Lingard'ın yıllık ücretinde ve imza parasında artış yaşanmaması için transferi büyük bir gizlilikle yürüttüğü ifade edildi. Lingard 10 numara ve kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da 22 maça çıktı ve İngiliz orta saha bu müsabakalarda 2 gol kaydetti. Galatasaray'da taraftarı korkutan gelişme. Öncelikle tüm Galatasaray camiasının duyması için bu videoya en az 1000 beğeni bekliyoruz. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü asıl önemli olan ve duyurulmak istenen nokta orası. Galatasaray'da seçime sayılı günler kala sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce aday olmayacağını açıklayan eski başkan Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı camiada kendi çıkarını düşünen kişilerden gelen baskılar sonucunda kararını değiştirdi ve başkan adayı olmaya karar verdi. Dursun Özbek'in adaylık sürecinde sürpriz bir gelişme de yaşandı ve başkan adayı Metin Öztürk, Özbek ile birleşme kararı aldı. Özbek'in listesinden seçime girecek olan Metin Öztürk, son anda büyük bir sürpriz yaşanmaz ise aldığı bu kararı çok yakında kamuoyuyla paylaşacak. Başkan adayı Metin Öztürk'ü listesine alarak seçime girecek olan Dursun Özbek'in listesinde iki büyük sürpriz isim daha yer alıyor. Burak Elmas döneminde Galatasaray Basketbol Şubesi'ne yaptığı destekle dikkatleri üzerine çeken Erden Timur'u ikna eden Özbek'in listesinde Erden Timur ve Metin Öztürk'ün yanı sıra İbrahim Hatipoğlu ve İsmail Sarıkaya da yer alacak. Birkaç gün içinde başkan adaylığını resmi olarak açıklayacak olan Dursun Özbek yönetim kurulu listesini ise Galatasaray Divan Kurulu'na sunacak. Başkan adayı Öztürk'ü listesine dahil eden Özbek, bir diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'na da tek çatı altında toplanma teklifini bir kez daha yineledi.